Daha önce Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığınızı futbol severler yakından biliyorlar. O zamandan bu yana aslında Fenerbahçe başkanı olacağınız hep konuşuldu. Fenerbahçe taraftarının özellikle isteği hep bu yöndeydi. Ama daha sonra yöneticiliğinizin ardından yönetimde yer almadınız Ali Bey. Bu konu aslında çok gündeme geliyor ama yani bunu size sorma fırsatımız da olmamıştı açıkçası. Neden o süreçte yönetimde yer almadınız? Ben şimdi 2 dönem yaptım. 2 dönem, 3 seneden 6 sene. 3 Temmuz'da son senemdi ne yazık ki. Kötü bir seneydi. Orada maddi manevi elinden gelen her şeyi yaptım camiamız için. Ve çok yorulmuştum. Daha fazla da devam etmek istemiyordum. Ama yöneticiden ayrıldıktan sonra da desteğim aynen devam etti. Biliyorsunuz Adalet Fener'e kampanyasını yaptık. 650 bin kişi imza verdi. Bunların dörtte biri Fenerbahçeli olmayanlardı. Aklı senin vicdanlı vatandaşlardı. Dünyada 2 numaralı kampanya oldu. Zaman zaman değil, maddi konularda da çok destek olduk. Hem kurum olarak hem şahıs olarak. O yüzden evet resmi bir kimliğim yoktu. Ayrılırken de şey dedim. İsmim yok ama cismim olacak merak etmeyin dedim. O şekilde de devam edebildiğim kadar ettim.